Merhabalar arkadaşlar, Semiray'ın lezzet gemisine hoş geldiniz. Bugün de sizlerle güzel bir harf pasta uygulaması yapacağız. Yeğenimin doğum gününde hazırlamıştım. Gerçekten yeğen herkes tarafından çok beğenildi. Çok güzel bir pasta oldu. Hep birlikte yapalım. 3 tepsi için yapacağım. Zaten hemen info box kısmında videonun altında da tarif ölçülerini bulabilirsiniz. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle elimde muhallebisi için 1 bardak dolusu un var. Yani 200 ml'lik bardak kullandım ve tam full doldurdum bardağı. 1 su bardağı full dolu nişastam var. Mısır nişastası kullandım. 1 bardaktan görüyorsunuz 1 parmak fazla şekerim var. Onu da hemen aldım içerisine. 2 adet tam yumurtam var. Ve 2 litre süt kullanacağım tarifte ama sütümün hepsini eklemiyorum. Bir kısmını ekliyorum ve bir miktar çırpıyorum ki çok fazla topak kalmasın içinde. Daha sonra diğer kısmını da ekleyip koyulaşana kadar muhallebimi pişireceğim arkadaşlar. Şimdi tam istediğim kıvama geldi. Hafif oldu pastam. Siz dilerseniz şeker ölçüsünü biraz daha arttırabilirsiniz. Biz gayet memnun kaldık tadından. Çok hafifti. Şimdi muhallebim pişti fakat burada yine kamera kaydına basmayı unutmuşum. İçerisine 4 yemek kaşığı tepeleme tereyağı kullandım arkadaşlar. Bir güzel çırptım. Üzerini bu şekilde streçleyip soğuması için bir kenara bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 3 tepsilik panispanya hazırlayacağım. 3 kat olacağı için harf pasta. Ölçülerim 15 adet yumurta sarım var burada. 15 adet yumurta akımı da ayrı bir kaba ekledim. 3 tepsilik için 540 gram şekerim var elimde. Bunları zaten size yani birim olarak, bardak birimi olarak da aşağıda yazacağım. Aşağıdan bakabilirsiniz hemen videonun alt kısmından. 15 adet yumurta sarıma şekerimin bir kısmını ekledim ve mutfak şefi kullanıyorum. Çünkü ölçüler çok olduğu için tek tek uğraşmak istemediğim için, her tepsi için ayrı olarak uğraşmak istemediğim için mutfak şefi kullandım. Bir miktar şekerimi ekledim ve bakın bu şekilde tamamen beyazlaşana kadar yumurta ve şekerimi çırptım. 1,5 çay bardağı sıcağa yakın suyumu ekliyorum arkadaşlar. Tam sıcak değil ama çok kaynar olmasın, sıcak olsun. Sıvı yağımı da içerisine ekledim ve vanilyalarımı ekliyorum. Tekrar çırpma işlemime devam ediyorum. Ölçüler gözünüzü korkutmasın. Dediğim gibi 3 tepsilik birden hazırladığım için bu kadar fazla ölçüler. Şimdi bir miktar nişastam var. Nişastamı da ekliyorum. Nişasta kekin daha böyle pamuk gibi olmasını, elastik bir yapıda olmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi unumu da ekleyeceğim. Eğer elinizde böyle büyük hazneli bir mutfak şefi yoksa tek tek, tek ölçü olarak yani tek tepsilik veya mikserle hepsini birden de çırpabilirsiniz. Şimdi en son kabartma tozumu da ilave ettim ve tekrar homojen bir karışım oluncaya kadar çırpıyorum. Şimdi burada 15 adet yumurta akım var. Ayrı bir kaba almıştım, derin bir kaba. Şekerimin yarısını sarılarına ilave etmiştim. Yarısını da böyle akına ilave edeceğim. Ama ilave etmeden önce bir miktar çırpacağım arkadaşlar. Hafif beyaz bir görüntü alacak. Ve daha sonra yavaş yavaş kalan şekerimi de ekleyerek bir yandan da çırpıyorum. Şeker tamamen eriyip tıraş köpüğü kıvamına gelinceye kadar çırpma işlemine devam edeceğim. Şimdi tıraş köpüğü kıvamına geldi arkadaşlar. Ve bu köpüğü daha önce çırpmış olduğum şeker ve yumurta sarılarına ilave ediyorum. Ardından bir spatula yardımıyla alttan yukarı doğru hareketlerle yavaş adımlarla karıştırıyorum.
Tamamen karışana kadar işlemeye devam edeceğim. Ölçüler dediğim gibi aşağıda, ben size tam ölçüleri buradan vermiyorum. Videonun hemen altında bulabileceksiniz info box kısmında bütün tariflerimin ölçüleri ve yapılış şekli videolarımın altında yer alıyor arkadaşlar. Şimdi elimde büyük boy fırın tepsim var. Kek hamurumu, pandispanya hamurumu 3 eşit parçaya ayırdım. Şimdi birinci hamurumu hemen tepsime düzgün bir biçimde yayıyorum. Ve üzerini güzel bir şekilde düzeltiyorum. Evet, üzerini de düzelttim tamamen. Altına da pişirme kağıdı serdim ve bu pişirme kağıdının üstüne serdim hamurumu. Şimdi ısıttığım alt üst ayar 170 derecelik fırınımda 25 dakika pandispanyamı pişirmeye gönderdim. Hemen ikinci tepsime de pişirme kağıdını serdim ve üzerine ikinci hamurumu yaydım. Yine 170 dereceli fırınımda, alt üst ayar fırınımda 25 dakika kadar pişirmeye gönderdim. Hemen üçüncü tepsimi de aynı şekilde hazırladım. Pandispanyalarım piştikten sonra üzerlerini böyle 10 dakika kadar, 5-10 dakika örtün temiz bir bezle ve daha güzel bir sonuç alacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdi 2 Türk kahve fincanı, yani küçük boy fincanla soğuk süt ekledim uygun bir kaba ve ardından 2 poşet sade krem şanti içerisine ekledim. Oldukça koyu kıvamlı bir şanti oluncaya kadar mikserimle çırpıyorum arkadaşlar. Çok sert bir şanti olması lazım. Bakın, oldukça koyu kıvamlı oldu. 2 küçük Türk kahve fincanı süt kullandım. Soğuk süt olmasına dikkat edin. Ve iyice çırptıktan sonra koyu bir kıvam aldı. Şimdi soğuttuğum muhallebimi de bir kez mikserle güzel bir şekilde çırpıyorum. Tamamen soğudu arkadaşlar. Muhallebiniz tamamen soğuması gerekiyor. Şantiyi yavaş yavaş içerisine ilave edip çırpma işlemime devam edeceğim. Evet, kalan şantimi de içerisine ekledim ve mikserimle karıştırma işlemime devam ediyorum. Şimdi pandispanyalarımı pişirdikten sonra üzerlerini böyle sıcağıyla 5-10 dakika kadar temiz bir bezle örttüm ve daha sonra daha yumuşak, daha güzel bir yapıya sahip oldular. Şimdi hepsini üst üste koydum arkadaşlar. Burada videoyu gece çekmek zorunda kaldığım için, gece 3-4 civarında yaptığım için farkındaysanız Z harfini ters olarak oturttum. Çünkü yarı uykulu gözlerle hazırladım videomu. Nasıl böyle bir yanlış yaptım gerçekten uykuya bağlıyorum. Gerçekten uykulu olduğum için böyle bir yanlış yaptım. Ama bence harfin düz veya ters olması tamam önemli ama o kadar da önemli değil. Önemli olan görüntüsü ve lezzeti, yani ilk başta geliyor benim için. Şimdi yeğenim de yabancı olmadığı için çok büyük bir problem olmadı. Gayet normal karşıladılar. Şimdi harfimi kestim. Üçünü üst üste koydum. Ve kestiğim harfi hazırladığım harf şeklini üzerine koydum. Ve buna göre keskin bir bıçakla harfimi kestim arkadaşlar. Bakın ters olarak kestim ama bence dediğim gibi tadı önemli. Hemen ilk parçamı dikkatli bir şekilde tabanımın üzerine koydum. Şimdi üzerine bir miktar sade sütle ıslatıyorum. İsterseniz biraz şeker de kullanabilirsiniz sütünüzün içerisine. Ve kremamı sıkma torbama doldurdum. Dikkatli bir şekilde sırasıyla harfimin kenarlarından başlamak üzere pandispanyamın üzerine sıkıyorum. Şimdi burada siz isterseniz çok dışarı taşmayın. Biraz şöyle yarım santim kadar içeriden başlayabilirsiniz sıkmaya. Ben çok kenarlara getirdim ve biraz daha risk oluşturdu tabii. Çünkü başka bir yere götürecektim pastayı. Siz biraz daha böyle yarım santim kadar içeriden de sıkabilirsiniz kremanızı. Üzerine kestiğim çileklerimi yerleştirdim. Burada tamamen zevke kalmış. İçe meyve yerleştirmek veya çikolata serpmek. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum.
Ben burada çilek kullanmayı tercih ettim. İkinci katı da pandispanya katımı da dikkatli bir şekilde üzerine oturttum. Tekrar kremamı dikkatli bir şekilde sıkıyorum. Evet, yine aralarına çilek yerleştirmeyi tercih ettim. Ve en üst kata da dikkatli bir şekilde kremamı sıktım. Üzerlerine böyle ikiye kestiğim, ikiye böldüğüm çileklerimi yeşil kısımlarıyla birlikte aralıklı oturtuyorum. Süsleme işlemi de tamamen sizin zevkinizde kalmış arkadaşlar. Her türlü süsleme kaldırabilir bu pasta. Ve birkaç tane böyle yaban mersini serpiyorum aralara. Uzun gofret tercih ettim. Böyle uzun şekilde aralara yatık olarak koydum. Rulo katlardan koydum. Ve birer tane de çiçek yerleştirmek istedim. Ve pastamı tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdiden bile gerçekten çok güzel görünüyor. Buzdolabında mutlaka bir gece beklemesi lazım. Dediğim gibi gece saat 3'te 4'te bu pastayı hazırladım. İnanılmaz uykum vardı ve video çektim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biz gerçekten lezzetini çok beğenmiştik. Herkes çok beğendi. Şimdi buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar ve kenardan kestiğim, çıkardığım parçalar için sizlere de numune, minyatür bir küçük pasta hazırladım kalan kremayla iki katlık. Sadece kıvamını göstermek için hemen kesip buradan çatallayıp dokusuna bakacağım. Hemen şöyle hazırladığım numune küçük pastamın kenarından bıçağımla kesiyorum ve bir dilimini çıkarıyorum. Sizler için hazırladım bunu. Çok az krema kalmıştı elimde ve bu parçaları değerlendirmek istedim. Ki sizlere kıvamını gösterebileyim çünkü büyük pastayı kesmemin imkanı yoktu. Başkası için hazırladığım bir pasta ve dışarıda keseceğimiz bir pastaydı. İki kattan hazırladım çünkü elimde başka krema yoktu. Gerçekten yumuşacık, harika bir pasta oldu. Herkes tarafından çok beğenilen bir pasta oldu. Çok hafif oldu, çok lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Geldik bugün de bir videonun daha sonuna. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur sizler için de. Daha yeni videolarda buluşmak için lütfen videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, özellikle yeni gelecek videolardan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.